Ordu ilimizde spor yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Ordu ilimizin 19 ilçesindeki eksik spor tesisleri hızla tamamlanıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Gülyalı ilçemizde, Ordu Giresun Havalimanı'nın da bulunduğu yerde 250 kişilik seyirci tribünlü spor salonu, mahalle tipi gençlik merkezi, tenis kortu ve FIFA standartlarında bölgesel amatör lig maçlarında oynanabileceği futbol sahamız, seyirci tribünü 250 kişilik ve sporcu soyunma odaları inşaatı devam ediyor. Bugün bu inşaatlardayız. Yine geçen hafta başladığımız eski pazar mevki Botanik Park'ta futbol sahamız da hızla devam ediyor. Yine dün ihalesini gerçekleştirdiğimiz tartan pisti, 6 kulvarlı atletizm sahası, atma ve atmalarında olacağı, 1000 seyirci kapasiteli sporcu soyunma odalarında olduğu atletizm sahası ihalemiz dün tamamlandı. İnşallah en kısa sürede oranın da inşaatını yapmış olacağız. Dolayısıyla şu anda ordumuzun 19 ilçesinde spor salonu yatırımları, futbol sahası yatırımları, havuz yatırımları devam ediyor. Fas'ta ve Ünye ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor. Yine Fas'ta ilçemize sentetik yüzeyli FIFA standartlarında futbol sahası yapılıyor. Yine Kabadüz, Mesudiye, Kapataş, İkizce, Çaybaşı ilçelerimize spor salonu yapılıyor. Yine 13 tane ilçemize gençlik merkezi yapılıyor. Şu anda 19 ilçemizde spor sahası inşaatları hızla tamamlanıyor. Yine mahallelere futbol sahası, basketbol sahası inşaatlarımıza devam ediyor. 2023 yılında ordumuzun sporuna 250-300 milyonluk bir yatırım yapıldı. Tabii ki bu tesisler tamamlandığında da Ordu gerçekten güzel bir spor şehri olmuş olacak. Ben desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e ve emeği geçen, destek olan herkese gençlerimiz adına bu güzel tesisler için teşekkür ederim.